Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. DGS başvurularınız başlamış. DGS başvuruları arkadaşlar bugün itibariyle başladı. 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Basından duyurulara bakalım. Şimdi duyurulara baktığımızda dikkat etmemiz gereken konulardan biri HES kodu arkadaşlar. Yani HES kodunuz olmadan sınava zaten giremiyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. HES kodu olmak zorunda. Ayrıca arkadaşlar baktığımızda 0.5 net kuralı haricinde bir net kuralı diye bir şey gelmiş. Bir net kuralı nedir arkadaşlar? Her testten, yani Türkçe ve matematiğin her testinden en az bir tane net yapılması lazım. Bir ham puan alan adayın arkadaşlar, bir ham puan dediği yani net arkadaşlar. Yani burada net olması lazım. Yani siz bir tane doğru yaptığınızda bir anlam ifade etmeyecektir. Bir tane doğru, bir tane yanlış yaparsanız ham puanınız hesaplanmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla en az bir ham puanınızın olması lazım. Peki bir ham puan elde edebilmek için kaç tane net yapmak lazım arkadaşlar? Bununla ilgili size kısaca bir istatistik yapacağım. Şimdi arkadaşlar yani şu sayfayı görüyorsunuz. Kişinin özellikle matematik, yani sözelci arkadaşlar bu konuda çok zorlanıyorlar. Yani matematik neti ile ilgili en az bir net yapılması ile ilgili sözelci arkadaşlara kısaca bununla ilgili açıklama yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi sözelci arkadaşlara ben size söylüyorum. Ya bir tane soru yapacaksınız ya da 6 tane soru yapacaksınız arkadaşlar. İkisinden birini yapmanız lazım. Yani bir ham puanlı kuralına takılmamak için ya bir tane yapacaksınız ya da 6 tane yapacaksınız. Neden? Şimdi bir tane yaptığınızı düşünelim. Bir tanesi doğru olursa problem yok. Puanınız hesaplanacak. 2 tane yaptığınızı düşünelim arkadaşlar. 2 tane yaptığınızda ya ikisi doğru olmak zorunda ya ikisi doğru olmak zorunda. İkisinden bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış olursa puanınız hesaplanmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla 2 tane yapmak yerine neden 6 tane yapmamız gerektiğini anlatacağım şimdi size. 3 tane yaptınız diyelim arkadaşlar. 3 tane yaptınız. Bir tane doğrunuz geldi. 2 tane yanlışınız geldi. Puanınız hesaplanmıyor arkadaşlar. Yani siz bir haricinde bir tane yaptığınız, onun dışında 2 tane yaptığınızda en az 2 tane doğruya ihtiyacınız var. Yani burada 2 tanesinin doğru olması lazım. Yine buraya geldiğimizde en az 2 tane doğru olmak zorunda. Dolayısıyla 4 tane yaptınız diyelim arkadaşlar. 2 tanesi doğru, 2 tanesi yanlış. Puanınız hesaplanacaktır. Yine 3 tanesinde 2 tane doğru, 2 tane yanlışın olursa puanınız hesaplanacaktır arkadaşlar. 5'e geldik. 5'e 2 tane doğru, 3 tane yanlışınızın olduğunu düşünürseniz puanınız yine hesaplanacaktır arkadaşlar. Yani 2 tane doğru sizin için yeterli olacak. 6'ya geldiğimizde 2 tane doğru, 4 tane yanlış olduğunda puanınız yine hesaplanacaktır. Dolayısıyla siz ya bir net yapacaksınız, yani ya bir tane işaretleyeceksiniz, bırakacaksınız. Bir tane haricinde siz 2 tane işaretlerseniz, 3 tane işaretlerseniz, 4 tane işaretlerseniz, 5 tane işaretlerseniz ya da 6 tane de işaretlerseniz size en az 2 tane doğru lazım. 2 tane doğru şansınızı artırabilmeniz için neden 3 tane soru işaretliyorsunuz o zaman? 6 tane işaretlersiniz. 6'da 2 şansınız her zaman daha çoktur arkadaşlar. Yani bir netinizin hesaplanabilmesi için ya bir tane ya da 6 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu konuya özellikle dikkat etmeniz lazım. DGS başvuruları arkadaşlar açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz de kamplara devam ediyoruz. Problemler kampı şu an devam ediyor. Sayısal mantık kampına başlayacağız. Permütasyon kombinasyon kampı var. Geometri kampı var. Katılmak isteyen arkadaşları beklerim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.